olmazsa yaşayamam bir tane. Sana Türkiye'nin önünde söz veriyorum. Bak Allah kendin seni seviyorum ben. Canlı yayında sinir krizi geçirdi. Üstünü başını yırttı. Kendimi öldürürüm ben. Kendimi. Sen olmazsa ben öldüreceğim kendimi. 18 yıllık eşi Yadigar Kızıltaş, Kenan Kızıltaş'ı terk etti. Ama adam eşi için polise kayıp başvurusunda bulundu. Sonra da eşim kayıp diye Yalçın abi ekibinden yardım istedi. Allah'ım adına, bayrağım adına sana şeref ve namus sözü veriyorum. Senin istediğin gibi olacağım hayatım. Program ekibi Yadigar Kızıltaş'a ulaştı. Genç kadın eşine dönmek istemediğini, boşanmak istediğini söyledi. Yadigar. Efendim. Ne diyorsun kızım, duydun? Tabii ki hayır diyorum Yasin abi. Çünkü artık biz diye bir şey yok. Olmayacak da. Yani bu işin geri dönüşü yok diyorsun, öyle mi kızım? Hayır, ben boşanmak istiyorum. İşte bu sözler üzerine adam sinir krizi geçirdi. Ben sen olmazsa yaşayamam bir tane. Sana Türkiye'nin önünde söz veriyorum. Bak Allah kendin seni seviyorum ben. Kendimi öldürürüm ben. Kendimi. Sen olmazsa ben öldüreceğim kendimi. Sen örnek olma. Ben eşimi istemiyorum o yokken. Ben eşimi seviyorum Yalçın abi. Gözyaşlarına boğulan adam ne dediyse olmadı. Karısı Nuh dedi, peygamber demedi. Kızım bu işin bir yani araya girip de Yalçın abi olarak çözebileceğim tarafı var mı? Can güvenliğimden %100 emin misin? Abi ya. Zincire bağlasın da benim. Ya. Arkadaş biz can nasıl bir eğitim ya. Sisteminden ben geliyoruz? Nasıl bir ruh halinden geliyoruz ya? Keselim. Görüntüler yıllar önce fenomen haline gelen Tülay ne olur geri dön diyen adamı hatırlattı. Tülay!